Hayırlı günler hepinize değerli öğretmenlerimiz, öğreticilerimiz. Hepiniz İslam tarihinin ikinci videosuna hoş geldiniz. İnşallah ikinci videomuzda yani bu videoda Hazreti Peygamber'in hayatı yani siyer konusunu ele almaya çalışacağız. Siyer konusu Hazreti Peygamber'in hayatı DİKAP'ta da, DHBT'de de, MBSTS, bütün sınavlarda bizim için önemli oluyor. Tabii ki bir ilahiyatçı olarak Hazreti Peygamberimizin hayatını en güzel şekilde bilmemiz gerekiyor. Bizim burada önerdiğimiz kısımlar, tavsiye ettiğimiz bazı kısımlar oluyor. Çok fazla soru değeri taşıyan kısımlar. Zaten buraları söyleye söyleye gideceğiz. Önem verdiğimiz kısımların üstünde bol bol duracağız. Birkaç soruya cevap verip videoma öyle başlamak istiyorum. İlk başta hocam zaten bu videolar yok muydu? Neden güncellerini çekiyorsunuz sorusu çok geliyor. Evet eski videolar vardı ama eski videolarda video kalitesi çok iyi değil. Ses kalitesi çok iyi değil. Yeni videolarda birazcık daha iyi olduğunu düşünüyorum video ve ses kalitesinin. Aynı şekilde sadece aynı videolar da değil aynı zamanda. Aynı videolar da değil eklemeler, çıkarmalar, yorumlar çok fazla var. Hadis videosunu izlediyseniz eski video ile yeni video arasında bence uçurumlar var. Ben öyle düşünüyorum. Yorumlamalar, örnekler, eklenen çıkan kısımlar da ele alırsak bence bayağı fark var ilk video ile kalite açısından da bakarsak. Ben aynı zamanda bu yıl önem verdiğim kısımları tabii ki güncel videolarda söyleyeceğim. Eski videolar, eski kısımlar. Eski yıl için, geçen yıl için önem verdiğim kısımları söylediğim videoydu. Şimdi artık güncel videoyu çekiyoruz. Yani güncel video çekilmesi sizin için asla bir dezavantaj değil. Tam tersi avantajdır. Tekrar uğraşıyoruz, tekrar çalışıyoruz, eklemeler, çıkarmalar yapıyoruz. Siz daha kaliteli videolar izleyin diye daha belki çok yer ekliyoruz. Yeni çıkan, yeni çıkmış sınavlardaki bazı yorumları ekliyoruz. Birazdan zaten söyleyeceğim. Çok güzel DHBT soruları geldi. Yeni sınavımız oldu. DİKAP sınavı bunlarla alakalı eklemeler oldu. Bunları söylüyoruz. Yani ben sizi güncel videodan sorumlu tutarım. Öyle söyleyeyim bu yıl için. Eski videolar artık eskide kaldı bizim için. Ha bazı videoları yenilemeyeceğim. O yenilemeyeceğim videoları da zaten size duyuracağım. İşte tecvid videosu mesela hala ayrı oynatma listesi var tecvid videosunun. Onu yenilemeyeceğim mesela. Yeni dini hareketler videosu yenilemeyeceğim. Çünkü o kısımlarda yenileme yapmaya gerek olacak bir durum olmadı. Yenilemeyeceğim de videolar tabii ki olacak. Onları zaten duyururum. Ama güncel video olması her zaman sizin için avantajlı bir durumdur. Bizim için de size tekrar emek verdiğimiz bir durumdur. Bazı videoların altında çok soruluyor. Hocam bu videoda hangi kaynaktan yararlandınız gibi sorular. Artık bazı konu anlatım videoların arkasında ya da ön kısmında hangi kaynaklardan yararlandıysam bunları söylemek istiyorum. Siz de atandıktan sonra ya da artık videoları bitirdikten sonra kendiniz o kitapları okuyabilirsiniz. Sizin için de tavsiyeler gibi olabilir. Videoların arkasında ya da önünde artık videolarda hangi kaynaklardan yararlandıysam bunları belirteyim dedim. Bu videomda da kitabı direkt olarak göstermek istiyorum. Gösterebilecek miyim? Evet. Hazreti Muhammed ve Evrensel Mesajı kitabı İbrahim Sarıçam'ın kitabından yararlandım. Bu kitaptan çok fazla soru geldiğini gördük. Zaten nereden soracak ÖSYM? Direkt olarak Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kitaplarından yararlanacaklar tabii ki. Hazreti Muhammed ve Evrensel Mesajı Profesör Doktor İbrahim Sarıçam'ın kitabını herkese tavsiye ediyorum. Bence bir ilahiyatçının kesinlikle okuması gereken bir kitap olduğunu düşünüyorum. Bizim alanımızla alakalı kitaplar çok akıcı olmayabiliyor ama bu kitap gayet akıcı. Herkese tavsiye ederim. Videomuzda da bu kitaptan faydalandık ve başlayalım. Bayağı uzun olmuş giriş kısmı ama bu bilgilendirmeleri yapmam gerek diye düşündüm. Siyer diyerek başlıyoruz. Bu kısım yani elçiliğin başlamasına, ilk vahyin gelmesine kadar olan kısımdan çok fazla soru geldiğini görmüyoruz. O yüzden bu kısmı birazcık daha hızlı hızlı geçeceğiz. Kutlu doğum diyoruz. Fil vakasından 50-55 yıl sonra 20 Nisan 570 1971'de Peygamber Efendimiz dünyaya gelmiştir. Abdülmuttalip ne diyor? Onun dedesi Muhammed adını verdim. Dilerim ki gökte hak, yeryüzünde halk onu hayırla yad etsinler demiştir dedesi. Muhammed ismi övülmüş anlamına geliyor. Gerçekten çok güzel bir cümle olmuş. Annesi ise Ahmet adını vermiş. Muhammed ismi Kur'an-ı Kerim'de 4 yerde geçiyor. Sınav sorusu olarak karşımıza gelmişti. Ali İmran 144, Ahzab 40, Muhammed 2, Fetih 29 diyoruz. Nerelerde geçtiğini lütfen bilelim. Her zaman soru değeri taşıyor. Ahmet ismi ise bir yerde geçiyor. Saf suresi 6. ayette geçmektedir. Muhammed olarak 4 yer, Ahmet olarak bir yerde geçmektedir.
Ahmet olarak nerede geçiyor? Ayeti direkt olarak sizin için ele almak istedim. Meryem oğlu İsa, ey İsrailoğulları, doğrusu ben bizden önce indirilen Tevrat'ı tasdik edici, benden sonra gelecek ve adı Ahmet olacak bir peygamberi müjdeleyici olarak gönderildim diye Hazreti İsa'nın bir cümlesinde geçiyor gördüğünüz üzere. Bizim için önemli olabilir, bilmemiz gerekebilir diye vermek istedim. İslam tarihçilerinin naklettiği bazı olaylar var Peygamber Efendimiz dünyaya geldiğinde. Mesela İran Kisra'sının Medani şehrindeki sarayının 14 sütunu yıkılmış, Mecusilerin İran'da 1000 yıldır yanan ateşleri sönmüş, Save Taberiye Gölü yele batmış, Kabe'deki putlar yüzüstü devrilmiş gibi daha birçok rivayet ettikleri olağanüstü olaylar, mucizeler var. Ve Peygamber Efendimizin doğumuyla alakalı en güzel kitaplardan biri Süleyman Çelebi'nin Vesiletü'n-Necat'tır. Bilmemiz gereken bir kitap bu da. Peygamber Efendimiz'i başlangıçta annesi Amine emzirmiştir. Sonradan sütü yetmediği için Ebu Leheb'in azatlı cariyesi Süveybe emzirecek bildiğiniz üzere. Süt anneye verilişi devamlı süt annesi Hevazin kabilesinin sağdoğulları kolundan Halime olacak. Bakın önceden Süveybe de emzirdi. Böyle küçük küçük notları yorum sorularında bilmemiz gerekebiliyor. O yüzden üstünde duruyorum. Mesela süt anneye verilme nedenleri bir yorum sorusunda karşımıza gelmişti. Mekke alçaktaydı, havası ağırdı. Çöl yüksekte, havası daha sağlıklıydı. Yani sağlıklı çöl havası yüzünden, çöl havası için aslında, yüzünden demek çok mantıklı olmuyor. Çöl havası için çocuklar süt anneye verilmiştir, bebekler. Bozulmamış fasih Arapça öğrenimi yine bozulmamış fasih Arapça çöl kısmındaydı, bedevilerin kısmındaydı. Fasih Arapça öğrenmeleri için de veriliyorlardı. Bir yorum sorusu olarak karşımıza gelmişti. Normalde süt anneye bebekler 0-2 yıl, yani 0-2 yaşta veriliyordu. Ama bir hastalıktan dolayı, o zaman meydana gelen Peygamber Efendimizin bu 2 yılındaki bir hastalıktan dolayı Peygamber Efendimiz 4 yaşına kadar verilmiştir. Yani artı 2 yılda ilave edilmiştir. Annesi Ebva'da vefat etmiştir. Babasının Medine'de bulunan kabrini ziyarete giderken dönüşteki Ebva köyünde vefat edecek annesi. 4-6 yaş Peygamber Efendimizin bu kısma gelecek yani. Sonra ise Abdülmuttalib'e, dedesine verilecek. Yine 2 yıllık bir süreyi kapsadığı söyleniyor. Sonra ise Ebu Talip, yani amcası Ebu Talip ve eşi Fatıma binti Esed ona bakacaklar. 8-25 yaş aralığı olduğu söyleniyor ve böylece Peygamber Efendimizin 25 yıllık bir sürecini ele almış olduk. Ficar savaşları ile devam ediyoruz. Ficar savaşları nelerdi? İslamiyet gelmeden önce bazı Arap kabilelerinin haram aylarda yaptıkları savaşlardı. Peygamber Efendimizin gençliğinde de bir savaş meydana gelmişti. Kureyş ve Kinane'ye karşı Kays ve Aylan savaşmışlardı. Kureyş ve Kinane zafer elde etmişti. Peygamber Efendimizin bu savaşta fiilen savaşmadığı, ok topladığına dair rivayetler vardır. Fiilen savaşmamıştır, ok toplamıştır Peygamber Efendimiz Ficar savaşlarında. Hılful Fudul'a gelelim. Hılful Fudul bizim için önemlidir. Soru olarak da karşımıza gelmişti. Uzun süren Ficar savaşları esnasında Mekke'de güvenlik bozulmuştur. Tabii ki çok normal bu. Savaş meydana geldikten sonra güvenlik bozulacaktır, düzen bozulacaktır. Güvenlik bozulacak. Yani hırsızlıklar artacak, güvensizlikler artacak, kötü şeyler olacak. Aynı zamanda son noktanın şu olduğu söyleniyor. Hılful Fudul'un kurulmasındaki son nokta. Yemenli Zübeyt kabilesinden bir tacir Mekke'ye mal getirecek. Mekke'ye mal getirdikten sonra As bin Vail'e bu malı satacak. As bin Vail'de ona diyecek ki sen bu malı bana sat, 3 ay sonra da gel parayı al diyecek. Ama adam 3 ay sonra geldiğinde As bin Vail malı aldığını inkar edecek. Adam ise Kubbeys Dağı'na çıkacak bu tüccar ve diyecek ki sizin şehrinize geldim, haksızlığa uğradım, siz bana yardım etmediniz diye orada adam isyan edecek. Aynı zamanda bu adamın konuşmaları meşhurdur. Bu adam diyecek ki oraya çıktığında, o dağa çıktığında Musa'nın haber verdiği, Hazreti Musa'nın haber verdiği bir peygamber gelecek ve o peygamber düzeni sağlayacaktır diyecek. Burada da adamın Yahudi olduğunu vesaire görüyoruz. Yahudi ya da Hristiyan olduğunu görüyoruz. Bu adam orada güzel cümleler kurmuştur aslında ve hayırlı olan bir olaya neden olacak. Hılful Fudul'un kurulmasına neden olacak. Bakın Hılful Fudul'un kurulmasındaki son nokta As bin Vail ile meydana gelmiştir. Birazdan bazı müşriklerden bahsedeceğim. Orada As bin Vail'i de söyleyeceğiz. Gördüğünüz üzere son nokta bizim için önemli olmuş oluyor. Kureyş ileri gelenleri bu adamın da bu laflarından sonra Abdullah bin Cüda'nın evinde toplanacaklar.
Amcası Zübeyir Peygamber Efendimizin öncülük edecek bu toplantıya ve erdemli insanların yemini, fazlaların yemini olarak geçecek tarihe. Peygamber Efendimiz şöyle diyecek, ileride Hılful Fudul alındığında Peygamber Efendimiz diyecek ki, gençliğimde öyle bir antlaşmaya katıldım ki çil çil develer verseler bu antlaşmadan vazgeçmezdim diyecek Peygamber Efendimiz. Yani bu antlaşmaya katılmaktaki mutluluğunu göstermiş olacak bizlere. Gördüğünüz üzere Hılful Fudul bizim için önemlidir. Toplanıp ne gibi kararlar aldılar? İşte Mekke'de, Hicaz bölgesinde güvenlik bozulursa yardım edeceğiz. Bir hırsızlık olursa bulmaya çalışacağız. Burada güvenliğin sağlanması için en önde geleceğiz gibi. Orada güvenliğin sağlanması için, haksızlıkların giderilmesi için çeşitli kararlar almışlardır. Gerçekten güzel bir toplantı, güzel bir topluluk. Peygamber Efendimizin de zaten cümlesinden orada bulunmasındaki mutluluğunu anlamış oluyoruz. Ticaret diyoruz şimdi de. Peygamber Efendimizin El Emin lakabı vardı. Hazreti Hatice ile arasında ticaret ortaklığı başlamıştır bir zamandan sonra. Hazreti Hatice onun ne kadar güvenilir olduğunu duyunca kervanını ona teslim edecek. Ukas Panayırı'nda Hanif dinine mensup Kus bin Saide'nin tevhid içerikli konuşmasını dinlemiştir Peygamber Efendimiz. Ukas Panayırı'na daha önceden gitmiş olması bizim için önemlidir tabii ki. Aynı zamanda ileride Kus bin Saide Peygamber Efendimiz'e sorulduğunda, yani Kus bin Saide hakkında ne düşünüyorsun Peygamber Efendimiz diye sorulduğunda, o diyecek ki Allah Kus'a rahmet eylesin. Kıyamet günü onun ayrı bir ümmet olarak diriltileceğini umarım diyecek ve onun hakkında gördüğünüz üzere güzel şeyler söylemiştir. Hazreti Hatice ile evliliğine gelelim. Hazreti Hatice'ye iffet ve ahlakından dolayı Tahire, ticaretle uğraştığından dolayı Tacire denmiştir. Nikahlarını Varaka bin Nevfel tarafından kıyılmıştır. Nikahları Hazreti Hatice'nin amcası tarafından kırılıyor gördüğünüz üzere. Amcaları Hazreti Hatice'yi Amr bin Esed'den istemişlerdir. İki erkek ve dört kız çocukları olmuştur. İki erkek Kasım ve Abdullah. Hatta Kasım'dan dolayı Peygamber Efendimiz'e Ebul Kasım bile denmişti. Ve dört kız çocuk Zeynep, Rukiye, Ümmü Gülsüm ve Fatıma doğmuş olacaklar. Bildiğiniz üzere bazı eşlerinden de buradan bahsetmek istiyorum. Hazreti Zeynep Ebul As ile, Hazreti Fatıma Hazreti Ali ile, Rukiye Utbe ile, Ümmü Gülsüm ise Uteybe ile evlenecekler. Birazdan zaten Utbe ve Uteybe'den bahsedeceğiz Allah'ın izniyle. Sonradan zaten Rukiye ve Ümmü Gülsüm Hazreti Osman ile evlenecekler ve Hazreti Osman'a Zinnureyn, yani iki nur sahibi denecek. Böylece evlendikleri kişilerden de küçük de olsa bahsetmek istedim. Kabe hakemliği mevzusuna gelelim. Kabe hakemliğinde de bildiğiniz üzere yangın, sel gibi nedenlerden dolayı Kabe tahrip edilmişti. Maalesef tahrip olmuştu ve Kabe tamiri kararı alındı. Malzeme yetersizliğinden dolayı dışarıda Hicru İsmail dediğimiz kısım bırakıldı. Daha önce dikdörtgen şeklindeydi ama yetersiz malzemeden dolayı kare olmuş oldu. Yani Hicru İsmail kısmı malzeme yetersizliğinden dolayı dışarıda bırakılmış. Zaten biz Kabe'yi tavaf ederken ne yapıyoruz? Hicru İsmail kısmı şöyle yarım ay şeklinde bir kısım. Kabe'yi tavaf ederken o kısmın dışından yapıyoruz. Sanki o kısımda Kabe'ye dahilmiş gibi o kısmın dışından yapıyoruz. Çünkü malzeme yetersizliğinden dolayı dışarıda bırakılmış bir kısımdır. Ebu Ümeyye bin Muhire Kabe'ye ilk giren hakem olsun diyecek. Peki bu olay nasıldı? Hacerül Esved taşı önemli bir taş olduğu için her kabile kendilerinden birinin o taşı yerine koymasını istiyorlardı. Ama bir kişi koyarsa o kişi tabii ki övülecekti. O kabileden biri kondu, o kabile koydu onu yerine gibi övülecekti. Bu yüzden de bir türlü karar veremiyorlardı aralarında kim koysun Hacerül Esved'i yerine diye. Ebu Ümeyye bin Muhire ne diyecek? Kabe'ye ilk giren hakem olsun diyecek. Kabe'ye ilk giren kişi de Hazreti Peygamberimiz olacak. Hazreti Peygamberimiz girince zaten herkes sevinecek. O adaletli bir kişi olduğu için Peygamber Efendimiz de sırtındaki hırkayı yere sermiştir. Sırtındaki hırkanın üstüne Hacerül Esved'i koymuştur. Ve her kabileden birer kişi hırkanın uçlarından tutarak böylece Hacerül Esved'i yerine koymuşlardır. Gördüğünüz üzere ne kadar adaletli bir hüküm. Bizans gemisinden parçalar alınmıştır. O zaman Bizans gemisi kıyıya vurmuştu. Bizans gemisi de zaten parçalanmak üzereydi. Kıyıya vurmuş bir gemiydi. Bakumer Rumi Kabe tabirinde çalışmıştır. Bu gemide olan bir kişi o. Müslüman olmayan biri kendisi ama Kabe tamirinde çalışmıştır. Bu Bizans gemisinden de çeşitli parçalar alınmıştır diyoruz. Bakumer Rumi ismi bizim için önemlidir. Ebu Ümeyye bin Muhire önemlidir. Böylece bizim için peygamberlik gelene kadar ki olan kısmı ele almış olduk.
Bizim için asıl soru gelen kısmın genel olarak elçiliğin başlamasından itibaren olduğunu görüyoruz. Yani biraz önceki kısımlardan çok fazla soru gelmediğini görüyoruz. Yine de yorum soruları gelirse yapabilmemiz açısından tabii ki vermek istedik, vermeden olmazdı. Şimdi elçiliğin başlaması diyoruz. Tahannus kavramıyla başlıyorum. Tahannus kelimesi ne demektir? Peygamber Efendimizin Hira'da yalnız kalıp düşüncelere dalmasıdır. Bu süre 6 ay kadar sürmüştür. Aynı zamanda birçok peygamberde de biz bunu görüyoruz. Örnek olarak Hz. Musa'nın suyunu, aşını alıp bir kenara çekilmesi, yine başka başka peygamberlerin, birçok peygamberin bunu yaptığını görüyoruz. Bunu neden yapmışlardır? O zaman biliyorsunuz ki genel olarak peygamberlerin geldikleri dönemler çok fazla günahın işlendiği, artık günahların en üst seviyeye çıktığı, şirklerin, putların vesaire çok yüceltildiği zamanlar oluyor. Peygamberler tabii ki fıtrat olarak bunlardan rahatsız olmuşlardır ve sularını, yemeklerini alıp bir kenara çekilmişlerdir, düşüncelere dalmışlardır. Tabii ki bunu normal görüyoruz peygamberlerde. O zamanları ele alırsak eğer tahannus kavramı gördüğünüz üzere düşüncelere dalması diyoruz ve birçok peygamberin de bunu yaptığını bilmemiz önemlidir. İlk vahiy biliyoruz ki 610 yılında Hira mağarasında Alak suresiyle olmuştur. Oku demiştir Cebrail peygamber efendimize. O ise ben okuma bilmem diyecek. Cebrail aleyhisselam ise oku diye tekrarlamıştır. Alak suresinin 1-5 ayetleri bizim için ilk vahiy olarak inmiş olacak. Hazreti Hatice'ye gelecek peygamber efendimiz Zemkuruni diyecek. Yani beni örtün diyecek. Hazreti Hatice ise ona kötü bir şey olduğunu sanmıyorum. Çünkü sen doğru sözlü muhtacı koruyan birisin diye böyle uzun bir konuşma yapmıştır. Yani onun kötü bir şeye maruz kaldığını düşünmediğiyle alakalı. Çünkü Peygamber Efendimiz güvenilir biriydi tabii ki. Hazreti Hatice de eşi olduğu için, onu en yakından tanıyan biri olduğu için kötü bir şey olduğunu düşünmediğini Peygamber Efendimize aktaracak, onu sakinleştirmeye çalışacaktır. Hazreti Hatice'nin amcası Varaka bin Nevher, Hazreti Hatice ve Hazreti Muhammed'e ne diyecek? Hazreti Muhammed'e şunları söyleyecek. Sana verilen Musa'ya da verilen namusu ekberdir. Yaşım genç olsa sana yardım ederdim. Seni yurdundan çıkaracaklar diyecek. Seni yurdundan çıkaracaklar diye bakın Peygamber Efendimiz'i uyarıyor Varaka bin Nevher. Peygamber Efendimiz ise buna şaşırmıştır. Çünkü tüm peygamberler hicrete maruz kalmışlardır. Peygamber Efendimiz Varaka bin Nevher'e soracak. Diyecek ki beni yurdumdan gerçekten çıkaracaklar mı? Varaka bin Nevher ise diyecek ki işte tüm peygamberler buna maruz kalmıştır. Tüm peygamberler bulundukları yerden çıkartılmışlardır diyecek ve böylece Peygamber Efendimiz'e bazı bilgilendirmelerde bulunacak. Yine Varaka bin Nevher'in yaptığı bu bilgilendirmeler önemlidir. Davet sırasına bakalım. Davet sırası da yine soru olarak gelmişti bizim için. Alak suresinden sonra biliyorsunuz ki bir süre vahiy kesilmişti. Ondan sonra ise Müddessir 1-5 gelecek. Ey örtünüp bürünen peygamber, kalk da uyar şeklinde ayetimiz gelmiştir. Bakın nasıl geliyor? Kalk da uyar diye geliyor. Sonra ise şu ara 214'te önce en yakın akrabalarını uyar diyor. Bakın aşamalı olarak gelmiştir. Yani direkt olarak açık davet dönemi başlamamıştır. Önce en yakın akrabanı uyar diyor. Şu ara 214'te Peygamber Efendimiz de biliyorsunuz ki Safa Tepesi'nde akrabalarını uyarmıştır. Orada bir yemek verilerek akrabalarını uyarmıştır. Ebu Leheb ona orada çirkin sözler sarf etmiştir. Oradaki kişiler dağılmıştır oradan yemekten. Çok çirkin laflar söylemişlerdir tabii ki. Güzel bir şekilde yaklaşmıyor çoğu kişi. Şu ara 214 önce en yakın akrabalarını uyar. Yakın akrabalarını uyardığı emir olması açısından bizim için önemli. Hicr 94'e bakalım. Şimdi sana emrolunanı açıkça ortaya koy. İşte bizim için artık açık davet dönemi başladı. Çok yakın yıllarda gelen bir yorum sorusuydu. Bu aslında yorum, bilgi karışık bir soru olmuş oluyor bizim için. Zaten çıkmış soruları, çıkmış DHBT sorularını, DİKAP sorularını çözdüğüm videolarda inşallah göreceksiniz. Çıkmış bir sorumuz bu soru. Açık davet dönemiyle alakalı bir soru geldi. Açık davet dönemiyle alakalı şu bilgilendirmeleri yapalım. Aynı zamanda o sorudan da hareketle. İlk 3 yıl gizli davet yapılmıştır. Yalnızca 30 kişi Müslüman olacak. 30 kişi Müslüman olacak ama bu Müslümanlar az ve samimilerdi. Bakın az Müslüman ama samimi Müslümanlar.
İlk 3 yılı kapsıyor bakın bu dönem. 4. yıl ise Hicr, 94 ile açık davet dönemi başlamıştır. Yani gizli davet dönemi 3 yıl sürmüş. Az ama samimi Müslümanlar oluşmuş. Müşriklere saldırıları düşüktür. Çünkü zaten bilmiyorlar. En yakın akrabalarını uyardığı için, gizli tuttuğu, açık daveti başlatmadığı için bilmiyorlar. Bilmedikleri için de saldırılar düşük olacak. Yani duydukça, bildikçe, öğrendikçe saldırı yapacaklar. Ama açıktan ağır bir saldırı bu kısımda, ilk 3 yıllık kısımda görülmeyecek. Aynı zamanda burayla alakalı öğretmenlerimizin, öğreticilerimizin en çok yanılgıya düştükleri kısım şuydu. Şıklarda şu vardı: açık davet dönemi Hazreti Ömer'in Müslüman oluşuyla başlamıştır diyordu. Çoğu kişi bunu doğru olarak kabul etti. Yani Hazreti Ömer'in Müslüman oluşuyla açık davet başlamıştır dediler. Ama bu yanlış bir şıktı. Çünkü videolarımızda biz zaten vurguluyoruz. Hicr 94 ile açık davet dönemi başlamıştır. Hazreti Ömer'in Müslüman olmasıyla değil, Hicr 94 ile açık davet dönemi başlamıştır diyoruz. Ve Mekke dönemiyle devam ediyoruz. Mekke dönemiyle devam ediyoruz. Kureyşliler yeni dine karşı çıkmışlardır. Karşı çıkmalarıyla alakalı yine yorum sorusu gelmişti. Neden karşı çıkmışlardı? Çünkü şarap fabrikaları vardı. Artık şarap satamayacaklardı. Bu maddi bir nedendi. Daha birçok maddi neden vardır tabii ki. Putlardan dolayı statülerini kaybedecekleri için. Çünkü biliyorsunuz ki İslamiyet belli bir statü ayrımı yapmıyor. Birini birinden üstün vesaire görmüyor. Ama o zaman tabii ki bunlar vardı. Köleler vardı, asiller vardı, hürler vardı. Kabilecilik anlayışından dolayı yeni dine karşı çıkmışlardır. Daha birçok neden sıralanabilir ama yorum yapabilmeniz açısından en önemlileri söylemek istedim. Şimdi 1. Hicret'e bakalım. Artık en çok soru gelen kısımlara geçmiş oluyoruz. 1. Hicret kalıcı değildi. Bunaldıkları için Habeşistan'a yapmışlardı. 4 kadın 11 erkek vardı. Hazreti Osman başkanlığında yapılmıştır. Hazreti Rukiye vesaire burada gördüğünüz üzere 15 kişi var toplamda. Başkanın ise Hazreti Osman olduğunu görüyoruz. Zübeyir bin Avvam gibi isimler vesaire çok kişi var. Tam 15 kişiye tamamlanıyorlar. Zulme uğradıktan sonra Allah yolunda hicret edenleri andolsun ki dünyada güzel bir yere yerleştiririz. Ahiret ecri ise daha büyüktür diye bahsedilen Nahl 41'de geçen kişilerin 1. hicretteki kişiler olduğu rivayet ediliyor. Bakın ne diyor? Allah yolunda hicret edenleri andolsun ki dünyada güzel bir yere yerleştiririz şeklinde geçmektedir. 1. hicret ne dedik? Kalıcı değil. Bunaldıkları için Habeşistan'a, 4 kadın 11 erkek Hazreti Osman başkanlığında dedim. 2. hicrette ise başkanımız önemlidir. Cafer bin Ebi Talip. Cafer bin Ebi Talip'in diğer ismi Zatül Hicret. Hicreteydi. Neden? Çünkü o Mekke'den Habeş'e hicret edecek, Habeşistan'a, sonra ise Medine'ye hicret edecek. Sonra Peygamber Efendimiz onu bir daha nerede görecek? Hayber'in fethinde görecek. Peygamber Efendimiz Hayber'in fethinde şu cümleyi kuracak. Diyecek ki: Cafer'i gördüğüme mi sevineyim, Hayber'in fethine mi bilemedim diyecek Peygamber Efendimiz. Yine gördüğünüz üzere Cafer bin Ebi Talib'in bizim için ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. İki kere hicret ettiği için iki hicret sahibi anlamında Zatül Hicret diyoruz. Cafer bin Ebi Talib'e başkan oydu. Aynı zamanda onunla alakalı önemli olaylar bitmiyor. Burada 82 erkek 18 kadın vardı. Bakın 4 kadın 11 erkek, 82 erkek 18 kadın, sayı giderek çoğalmış. Aynı zamanda Necaşi'nin yanına müşrikler Amr bin As ve Abdullah bin Ebi Rebia'yı gönderecekler. Neden gönderiyorlar? Müslümanları bize geri teslim et diye gönderiyorlar. Müslümanlar ise Cafer bin Ebi Talib'i gönderecekler. Cafer bin Ebi Talip Necaşi'ye Meryem suresini okuyacak. Necaşi de Meryem suresinden etkilenecek. Çünkü Meryem suresinde geçen şeyler, biliyorsunuz ki Hazreti İsa ile vesaire alakalı da güzel şeyler geçiyor Meryem suresinde. Bazı bilgilendirmeler geçiyor. Necaşi de Hristiyan olduğu için Meryem suresinden etkilenmiştir ve Müslümanları geri iade etmemiştir. Amr bin As ve Abdullah bin Ebi Rebiya müşriklerden giderken bizden Cafer bin Ebi Talip gidecek ve Meryem suresini okuyacak diyoruz. Garanik olayı müşriklerin uydurduğu bir olaydır. Onlara göre Peygamber Efendimiz Necm 19:20'yi okurken, biliyorsunuz ki Necm 19:20'de Lat ve Uzza geçiyordu. Lat, Uzza, Menat, bunlar geçiyor. Gördünüz mü Lat ve Uzza'yı? Üçüncüleri olan Menat'ı dedikten sonra Peygamber Efendimiz
Onlar yüce kuğu kuşlarıdır. Şefaatleri umulur demiş onlara göre. Tabii ki de yanlış bir rivayettir. Zaten Peygamber Efendimiz böyle putları övmesi gibi bir durum biz asla düşünemeyiz. İslamiyet düşüncesiyle tamamen çelişen bir durumdur. Onlara göre Lat, Menat, Uzza'yı Peygamber Efendimiz böyle diyerek övmüştür. Bir de üstüne üstlük secde etmiştir onlara göre. Ama Necm suresinde zaten secde ayeti vardır. Peygamber Efendimiz secde ayeti olduğu için secde etmiştir. Putları övme gibi bir durumu asla düşünemeyiz. Garanik olayı Necm 19-20, Lat, Menat ve Uzza ile ilgiliydi. Boykota bakalım şimdi. Boykot yılları başlıyor. Artık Müslümanları sözlü, fiili olarak dışlayacaklar. Yaklaşık 3 yıl sürecek. Kız alıp vermeyecekler. Onlarla alışverişte bulunmayacaklar. Onlara iyi davranmayacaklar. Boykot uygulaması başlayacak. Boykotu yazıya döken kişi Mansur bin İkrimedir. Ebu Cehil kalabalık karşısında kaldırmıştır. Aç kalmaları gibi acıklı durumlar karşısında bazı insaflı müşrikler kaldırma kararı almışlardır boykotu. Çünkü 3 yıl sürecek. 3 yıl boyunca alışveriş yapmamak, kız alıp vermemek, onlara iyi davranmamak vesaire gerçekten çok uzun bir süre. Zaten alışveriş yapmamak bile yeterlidir onların acı çekmeleri hakkında. Boykot uygulamasıyla alakalı karşımıza bir yorum sorusu gelmişti. Bu yorum sorusuyla alakalı maddeleri burada vermek istiyorum. Hangisi yanlıştır gibi bir soruydu yanlış hatırlamıyorsam. Bir ağaç kurdu, besmele dışındaki yerleri, diğer maddeleri yemişti. Sadece besmeleyi yememişti. Ahitname'nin yazarı kurtlar tarafından yenmişti. Bu ahitname, boykottaki ahitname Kabe duvarına asılmıştı. Hazreti Muhammed önceden bildirmişti Peygamber Efendimiz. Yani besmele dışındaki yerlerin yendiğini önceden söylemiş. Hazreti Peygamber'in söylediği şekilde olduğunu görmelerinden etkilenmişlerdir tabii ki. Hazreti Muhammed çünkü önceden söylüyor besmele dışındaki yerler yenmiştir diye. Gidip bakıyorlar gerçekten o şekilde olmuş. Bundan etkilenmişlerdir tabii ki. Aç kalmaları gibi acıklı durumlar karşısında bazı insaflı müşrikler kaldırmıştır demiştik. Buradaki insaflı müşriklerden biri ise Mut'im bin Adi'ydi. Mut'im bin Adi gibi insaflı müşrikler üzülmüşlerdir Müslümanların o hallerine ve kaldırılması için bazı çalışmalar yapmışlardır. Yine şöyle düşünün. Bazıları Müslüman akrabaların, bazıları ise değil. Müslüman olmayanlar Müslüman olanlara, akrabalarına yani destek vermişlerdir. Yemek, içecek vesaire götürmüşlerdir. Yine bir yorum sorusunda bu maddeler karşımıza gelmişti. Doğru olan maddelerdi. Size vermek istedim. Hüzün yılına bakalım şimdi. Hüzün yılında da biliyorsunuz ki amcası Ebu Talip ile eşi Hazreti Hatice vefat etmişlerdi Peygamber Efendimizin. Çok sevdiği iki kişi vefat ettiği için biz bu yıla hüzün yılı diyorduk. Taif yolculuğuna Peygamber Efendimiz Zeyd bin Harise ile gitmiştir. Neden gidecekler? Sakif kabilesinin desteği için gidecekler. Taif, Sakif olarak kodluyoruz. Sakif kabilesinin desteği için Zeyd bin Harise ile gidecek. Peki başarılı olacak mı? Maalesef hayır. Kovalayacaklar, öldürmek için taşlatacaklar Peygamber Efendimiz'i. Eğer peygamber isen neden bizim gibi basit insanlarla muhatap oluyorsun diyecekler. Bakın kendilerini basit görmüşler tamamen. Peygamber Efendimiz'i kovalamışlardır, taşlatmışlardır. Ve Peygamber Efendimiz Zeyd bin Harise ile Utbe ve Şeybe adlı iki kardeşin bağında saklanacaklar. Burada Utbe ve Şeybe'nin köleleri Attas Peygamber Efendimiz'e üzüm ikramında bulunacak. Peygamber Efendimiz'in besmele çekişinden etkilenmiştir. Hazreti Peygamber ile Attas arasında bir konuşma geçecek. Peygamber Efendimiz ona soracak nerelisin diye. Attas Ninovalıyım, Hristiyanım diyecek. Ninova'yı nereden hatırlıyoruz? Hazreti Yunus'tan hatırlıyoruz. Peygamber Efendimiz ise ona cevap verecek. Demek Yunus kardeşimin memleketindensin diyecek. Attas ise sen Yunus'u nereden biliyorsun cevabını verecek. Peygamber Efendimiz o benim kardeşim, o da ben gibi peygamberdi diye bir konuşma geçecek aralarında. Yani Hazreti Yunus'un da bir peygamber olduğunu, kardeş gibi olduğunu, sevdiğini söyleyecek. Köle Attas ise burada Müslüman olacak. Yani gidilen yolculukta Müslüman olmayan tek bir kişi bile olmadı demiyoruz. Gördüğünüz üzere köle Attas Müslüman olmuştur. Aynı zamanda Taif yolculuğunun önemli bir yanı bizim için Mut'im bin Adi'nin himayesidir. Mut'im bin Adi bizim için çok önemli bir isim. Taif yolculuğu sonrasında zaten bakın Peygamber Efendimiz'i kovaladılar, taşlattılar. Sonradan Peygamber Efendimiz Mekke'ye tek başına giremezdi. Eğer tek başına girseydi ona zarar verirlerdi. Peygamber Efendimiz de bunun için demiştir ki bazı kabile reislerini çağıracak. Diyecek ki işte şu kabilenin şu reisini çağırın, şu kişiyi gelsin ben onun korumasına Mekke'ye gireyim diyecek. Şunu çağırın, bunu çağırın söyleyecek, söyleyecek ama hiç kimse gelmeyecek. En son ise Mut'im bin Adi gelecek ve Peygamber Efendimiz Mut'im bin Adi'nin himayesinde
ile Mekke'ye girmiştir. Eğer himayesiz girseydi ona zarar verirlerdi. Mut'im bin Adi'yi gördünüz. Boykot uygulamasında gördük. Taif yolculuğu sonrasında onun himayesinde Mekke'ye girmesinde gördük. Mut'im bin Adi'yi hep böyle güzel olaylarda görmüş olduk gördüğünüz üzere. İbn Mektum ve Abese olayına bakalım şimdi hep beraber. Peygamber Efendimiz bir gün ileri gelen müşriklere İslam'ı hararetli bir şekilde anlatırken gözleri görmeyen Abdullah İbni Mektum Peygamber Efendimizin yanına gelerek diyecek ki onlara öğrettiklerinden bana da öğret diyecek. Ama Peygamber Efendimiz o arada hararetli bir şekilde anlatıyordu müşriklere İslam'ı. Abdullah İbni Mektum'la çok fazla ilgilenemeyecek. Çok yoğundu, onunla ilgilenememiştir ve Abese suresinde ilahi ikaza maruz kalmıştır Peygamber Efendimiz. Abese ne demektir? Yüzünü buruşturmak demektir. Bizim için gördüğünüz üzere ayet olay bağlantısı açısından da önemli. Yüzünü buruşturmak demektir. Burada onunla ilgilenemediği için ilahi ikaza maruz kalmıştır diyoruz. Ve şimdi Akabe biatlarına bakalım. Akabe biatları yine bizim için önemlidir. İlk başta 1. Akabe görüşmesi diyoruz. Hac mevsiminde olmuştu. Medine'den gelen 6 hazreçli ile Peygamber Efendimiz görüşmüştü. Esad bin Zürare ve arkadaşları gelecek yıl için sözleşmişlerdi. İlk Medineli Müslümanlar deyince biz onlar aklımıza gelmesi lazım. İlk Medineli Müslümanlar işte onlardı. Medine'den gelen 6 hazreçli diyoruz. Yani karşınıza bir yorum sorusu gelir. İlk Medineli Müslümanları görürsünüz. Kimlermiş? 1. Akabe görüşmesinde görüşülen kişilermiş. Peki nasıl görüşüyorlar? Hac mevsiminde bildiğiniz üzere birçok şehirden geliyorlar Kabe'ye. Birçok şehirden gelirken Medine'den gelen 6 hazreçli ise Peygamber Efendimizle görüşmüşlerdir, konuşmuşlardır. Esad bin Zürare ve arkadaşları ise gelecek yıl için sözleşiyorlar. Onlar ilk Medine'li Müslümanlar olmuş oluyor bizim için. Ve 1. Akabe biatı diyoruz. Bakın ilk başta görüşmeydi. Sonra biat. İlk görüşülecek, sonra biat olacak. 1. Akabe biatı diyoruz. 621 yılında 10 hazreçli 2 evsli ile yapılmıştır. Ahlaki prensipler konuşulmuştur. Hırsızlık yapmayacaklarına, zina yapmayacaklarına, kötülük yapmayacaklarına böyle ahlaki prensipler açısından söz vermişlerdir. Bu yüzden de Bey'atün Nisa denmiştir bu 1. Akabe biatına. Ahlaki prensipler olduğu için kadınların biatı anlamında Bey'atün Nisa denecek. 10 hazreçli 2 evsli diyoruz. Aynı zamanda burada Musab bin Ubeyr Medine'ye öğretici olarak gitmiştir. Biliyorsunuz ki Musab bin Umeyr Uhud'da şehit olacak. Musab bin Umeyr'in burada öğretici olarak gönderilmesi yine bizim için önemlidir. Ne zaman gönderilmiştir? 1. Akabe biatında gönderilmiştir diyoruz. Evs ve Hazreç'ten neredeyse Müslüman olmayan kalmamıştır. Senetül İptihaç, sevinç yılı diyorlar bu yıla. Çünkü Musab bin Umeyr de gittikten sonra artık orada birçok kişi Müslüman olacak. Şimdi 2. Akabe biatına bakalım hep beraber. 2. Akabe biatı ise 622 yılında gerçekleşiyor. 75 Medineli Müslüman gelmiştir. 73 erkek, 2 kadın şeklinde. Başkan Esad bin Zürare'dir. Koruyacaklarına söz vermişlerdir Peygamber Efendimiz'i. Peki neden koruyacaklarına? Peygamber Efendimiz'e diyorlar ki lütfen Medine'ye gel, bizim başkanımız ol, bizlere İslam'ı öğret. Medine'de daha rahat olursun. Biz de nasıl kadınlarımızı, çocuklarımızı koruyorsak seni de öyle koruyacağız diyorlar. Ve Peygamber Efendimiz'in gelmesi için ısrar edecekler. Hicretin en önemli nedeni yorum sorusu olarak karşımıza gelmişti. Burada 2. Akabe biatında Peygamber Efendimiz'e güvence vermeleridir. En önemli neden bu olacak. Şimdi şıklarda size verir. Peygamber Efendimiz'in Medine'de akrabaları vardı tabii ki. Evet, bu da doğru bir şıktır. Mekke'den haberdar olma imkanı. Evet, bu da doğru bir şıktır. Medine'deki nüfus potansiyeli doğru bir şıktır. Ama en önemli neden güvence vermeleridir diyoruz. Siyasi konular içerdiği için bakın gelirsen işte bizim başkanımız olursun, bizim liderimiz olursun gibi siyasi konuları içerdiği için Bey'atül Harp diyoruz. Birinci kısma Bey'atün Nisa dedik 1. Akabe biatına, 2. Akabe biatına ise Bey'atül Harp diyoruz. Bey'atül Harp olması yine diğer isimleri bizim için önemli olacak, bilmemiz gerekecek. 3 ay sonra Peygamber Efendimiz Medine'ye hicret edecek zaten. Burası Bey'atül Nisa, burası Bey'atül Harp. Burada daha az kişi, burada ise daha çok kişi olmuş oluyor bizim için. Şöyle düşünün zaten, ilk siyasi konular mı konuşulur, ahlaki konular mı? İlk ahlaki konular konuşulacak, sonra ise siyasi konular konuşulacak. İsra ve Miraç olayına bakalım şimdi. Mescid-i Haram'dan Peygamber Efendimizin Mescid-i Aksa'ya gitmesine İsra diyoruz.
göğe yükselmesi ise Miraç diyoruz. İsra gece yürüyüşü anlamına geliyordu. Miraç ise göğe yükselmesiydi Peygamber Efendimizin. İsra olayı, gece yürüyüşü olayı İsra suresinde geçiyor. Ama Miraç olayı direkt olarak ismen Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir. Necm suresinde geçiyor. Necm suresindekini de yorum olarak anlıyoruz. Yani müfessirlerimiz böyle yorumlama yapmışlar. Namaz gelmiştir bildiğiniz üzere Miraç olayında 7 kat semalarda Peygamber Efendimiz çeşitli peygamberler ile karşılaşmıştır. Her kat semada başka bir peygamber ile karşılaştığı söyleniyor. Recep ayının 27. gecesi hicretten 19 ay önce olmuştur İsra ve Miraç olayı. Sidretül Münteha'ya yükseldiğinde Cebrail aleyhisselam ona diyor ki burası benim için sınırdır. Parmak ucu dahi ilerlersem yanarım demiştir. Sidretül Münteha da gördüğünüz üzere önemli bir kısım oluyor bizim için. Peki Peygamber Efendimiz'e Miraç'ta yani göğe yükseldiğinde ne verilmiştir? 5 vakit namaz farz kılınmıştır. Bakara suresinin son 2 ayeti Amener Resulü verilecek ve ümmetinden şirk koşmayanların cennete gireceği müjdesi verilmiştir. Yani bu 3 müjdenin verildiği söyleniyor Peygamber Efendimiz'e. Miraç'tan önce namaz sabah ve akşam 2 vakit kılınıyordu. Sonra ise 5 vakit namaz farz kılınmıştır. Yine bir soru karşımıza gelmişti. Şimdi aklıma geldi. Sormuşlardı zekat, oruç, işte namaz, hac vesaire gibi. Bunlardan hangileri Mekke dönemi, hangileri Medine dönemi demişlerdi. Ve bizim için sadece namaz Mekke dönemi oluyordu. Çünkü artık Medine'ye hicret kısmına geçeceğiz şimdi. Medine'ye hicretten önce gördüğünüz üzere sadece namaz olayını görüyoruz. Diğer kısımların hepsini Medine kısmında göreceğiz. İsra ve Miraç olayı da bizim için böyleydi. Medine dönemiyle devam ediyoruz. Peygamber Efendimizin hicret kararıyla beraber ve Peygamber Efendimiz'e hicrete izin verilmesiyle beraber Peygamber Efendimiz Mekke'den Medine'ye hicret etmiştir. Müşrikler Darun Nedve'de toplandılar. Mekke'de baskı artmıştı. Peygamber Efendimizin zaten hicret kararı almasında tabii ki de nedenler vardır. Özellikle Mekke'de baskının artık çok çok fazla şekilde artması en önemli nedenlerden biridir. Ebu Cehil bir teklifte bulundu. Dediler ki onlar eğer hapse atar hapiste kahraman olur. Sürgüne göndersek sürgünde kahraman olur. Tek çare onu öldürmektir dediler. Ebu Cehil'in teklifiyle her kabileden bir kişinin Hazreti Muhammed'in peşine düşmesine karar verildi. Çünkü tek bir kabileden bir kişi görevlendirselerdi eğer o kabileye herkes düşman olacaktı ve o kabile Kureyş'in doğal olarak düşmanı haline gelecekti. Peygamber Efendimiz'in kabilesinin direkt olarak ona düşman haline gelmesini göze alamadılar. Bu yüzden de dediler ki her kabileden bir kişi eğer giderse kimin öldürdüğü anlaşılamaz ve böylece herkes kurtulur, kimse diyet ödemek zorunda kalmaz dediler. Her kabileden bir kişi peşine düşsün teklifine, öldürsün teklifini Ebu Cehil ortaya atmıştır. Enfal 30 ayet olay bağlantısı bizim için her zaman önemlidir. Onlar sana tuzak kuruyordu, Allah da onlara tuzak kuruyordu. Enfal 30 işte bu olayla alakalıdır bizim için ve emir gelmiştir, hicret etmesine izin verilmiştir. Öğle saati Peygamber Efendimiz Hazreti Ebu Bekir'in yanına gitmiştir. Herkes sıcaktan kaylule yapıyordu, uyuyordu ve Peygamber Efendimiz bu zamanlarda çok fazla Hazreti Ebu Bekir'in yanına gitmezdi. Çünkü bu zaman o sıcakta pek fazla dışarı çıkılan bir zaman değildi. Hazreti Ebubekir Peygamber Efendimiz öğle vaktinde yanına gelince önemli bir olay olduğunu anlamıştır ve Peygamber Efendimiz ona hicret edeceklerini vesaire söylüyor. Hazreti Ebubekir buna çok seviniyor çünkü Hazreti Ebubekir önceden de hicret etmek isteyen biri. Kızı Esma diyor ki Hazreti Ebubekir'in babamın sevinçten ağladığını gördüm diyor. Diğer sabah ise Ebu Cehil gelip kızı Esma'ya sorular, sorgular soracak. Hazreti Ali Efendimizin yatağına yatıyor bildiğiniz üzere akşam ve Hazreti Peygamber ile Hazreti Ebu Bekir hicret için yola çıkıyorlar. İlk hicret eden kişi bizim için Ebu Seleme'dir. Son ise Hazreti Abbas'tır. Hazreti Ömer Kabe'de meydan okuyarak hicret etmiştir. Yol kılavuzu olarak Peygamber Efendimizin tuttuğu kişi Abdullah bin Urayk'tır. O Müslüman değildi ama yolları çok iyi bilen biri olduğu için Peygamber Efendimiz yanlarına ücretle onu tutmuştur. Neden Medine seçildi? Neden Medine'nin seçildiği de bir yorum sorusunda karşımıza gelmişti. Mekke'den haberdar olma şansı, coğrafi bakın bir özellik, otorite boşluğu olması
sonra da siyasi bir özellik. Orada nüfus potansiyeli olması, orada az kişi olsaydı belki tercih etmeyeceklerdi. Çünkü İslam'ı yayma amaçları var tabii ki. Hazreç kabilesi ile Peygamber Efendimizin sıhriyet bağı, yani akrabalık bağının olması ve Akabe'deki güvence en önemli nedendi diyoruz. Bakın, neden Medine'nin seçildiği ile alakalı birçok neden görmüş oluyoruz burada. Peygamber Efendimiz ve Hazreti Ebubekir, buraya çizmeye çalıştım zaten. Mekke görüyorsunuz ki Medine'ye hicret edecekler ama ilk önce Sevr'e gelmişlerdi. Bakın, Sevr'in ters istikamette olduğunu görüyoruz. Neden Sevr'e geldiler? Onları yanıltmak için. Hazreti Ebubekir ile Mekkelileri yanıltmak için tam bakın ters istikamete geldiler. Mağaranın kapısına kadar geldiler müşrikler ama göremeden gittiler. O zaman Hazreti Ebubekir dedi ki, eğer birazcık eğilip baksalar bizi görecekler dedi Peygamber Efendimiz'e. Biraz korkmuştur Hazreti Ebubekir. Peygamber Efendimiz ne diyecek? Üzülme, Allah bizimle beraberdir diyecek. Burada Sevr'de 3 gün kalmışlardır. Hazreti Ebubekir'in oğlu yine onlara erzak getirecek. Hazreti Ebubekir'in kölesi orada koyunları otlatacak. Koyunları otlatırken oradan süt içecekler vesaire. Burada 3 gün boyunca kalmışlardır diyoruz Sevr mağarasında. Peygamber Efendimiz şuradan birazcık aşağı indireyim. Peygamber Efendimiz Hazreti Ebubekir ve Amir bin Füheyre, Hazreti Ebubekir'in azatlısı ve Abdullah bin Uraykıt'ın yol kılavuzluğunda yola çıktılar diyoruz ve böylece onlar hicret etmişlerdir. Peygamber Efendimiz'i yakalatmak için onun başına tabii ki ödül koymuşlardı. Peygamber Efendimiz yakalansın, öldürülsün diye. Burada birkaç kişiden bahsetmek istiyorum. Zaten soru geldi diye biliyorum. Sanırım Süreka bin Malik'ten gelmişti ama Süreka bin Malik de olsa, Büreyde bin Husayb de olsa her zaman bizim için soru değeri taşır. Peygamber Efendimiz'in başına ödül koymuşlardı. Onu illa yakalatmak istiyorlardı. Süreka bin Malik'ten başlayalım. Ödülünü almak istiyordu. Peygamber Efendimiz'i yakalamak için Peygamber Efendimiz'le karşılaştığında atının ön ayakları kuma battı ama defalarca kuma batmış. Bir türlü Peygamber Efendimizin yanına gidememiş. Hatta Peygamber Efendimizin dua edip tekrar atının ön ayaklarının kuma battığı geçiyor kitaplarda. Sürekli bir şekilde atının ön ayakları kuma batmış. Soru gelince de zaten atının ön ayaklarının kuma batmasından geliyor. Daha sonradan Süreka bin Malik Müslüman olmuştur. Büreyde bin Husayb ise yakalamak için önünü kesmiştir Peygamber Efendimizin. Ama sonra Peygamber Efendimizle konuştuktan sonra onu yakalamayacak, vazgeçecek. Mızrağına bağladığı sarığıyla Peygamber Efendimiz'e sancak açmıştır. Sorularda çok güzel bir şekilde geliyor Büreyde bin Husayb. Şöyle geliyor mesela, onu yakalamak isterken koruyan durumuna geldi diyorlar. Neden? Çünkü bakın, yakalamak için önünü kesiyor ama mızrağına bağladığı sarığıyla daha sonradan ona sancak açıyor. Koruyan durumuna geliyor. Onu korumuştur diyoruz. İki yakalamak isteyen önemli kişiyi burada verdik soru değeri taşıyan. Ve Küba'ya gelelim hep beraber. Hicret için yola çıktılar ama Küba'ya gelecekler biliyorsunuz ki bir süre sonra. Hazreti Ali onlara burada yetişecek. 7-10 gün dinlenmek için Küba'da kalacaklar. Kuysun bin Hedim'in evinde kalacaklar. Kaldıkları kişi odur. Sa'd bin Heyseme'yi de çok karıştırıyoruz. Sa'd bin Heyseme'nin evi Peygamber Efendimiz'in gençlerle sohbet ettiği bekarlar evi Beytül Uzzat'tı diğer ismi. Kimin evinde kaldı dendiği zaman herkes Sa'd bin Heyseme'ye gidiyor. Aman dikkat edelim, evinde kaldığı kişi Sa'd bin Heyseme değil, Kuysun bin Hedim'dir. Sa'd bin Heyseme'nin evi ise bekarlar evi Beytül Uzzat olarak yer alır kaynaklarda. Peygamber Efendimiz burada gençlerle sohbet etmiş. Küba Mescidi inşa ettirilmiştir. Küba Mescidi'nin inşa edilmesi bizim için çok önemli çünkü ayet olay bağlantısı var. İlk günden takva üzere kurulan mescit bizim için hangi mescittir? Küba Mescididir. Tevbe 108'de geçer. Peygamber Efendimiz daha sonra Ranuna Vadisi'nde ilk cuma namazını kılmıştır. İleride buraya zaten Cuma Mescidi inşa ettirilecek ve böyle hicret tamamlanmış oldu. Küba Mescidi dedik, takva üzerine kurulan mescit dedik. Küba Mescidi demişken Küba Mescidi'ni gösterelim dedim. Gördüğünüz üzere bembeyaz bir mescit, hala da böyle duruyor gayet güzel şekilde. Küba Mescidi'nde görmenizi istedim. Bembeyaz gayet güzel bir mescittir. Gerçekten çok çok güzel görünüyor. Küba Mescidi de işte burasıdır. Ve hicret tamamlandı. Medine kısmına geçiyoruz artık. Peygamber Efendimiz Medine'ye geldiğinde herkes istiyor ki benim evimde kalsın peygamber. Tabii ki zaten herkes bunu ister. Kim istemez ki peygamberin kendi evinde kalmasını. Peygamber Efendimiz ama çok adaletli bir şey yapacak. Ne yapacak?
devem nereye çökerse onun çöktüğü en yakın evde kalacağım diyecek. Neccar oğullarından Sehl ve Süheyl adlı iki kardeşin arazisine devesi çökecek. En yakın olan ev ise oraya Ebu Eyyub el Ensari'nin evidir. Peygamber Efendimiz onun evinde kalacak. Ebu Eyyub el Ensari sanırım sınavda karşımıza Halid bin Zeyd olarak gelmişti ve öğretmenlerimiz yanılabildiler. Yani Halid bin Zeyd'in Ebu Eyyub el Ensari olduğunu bilmeyenler oldu. Bu yüzden lütfen diğer ismini de bilelim ve aynı zamanda onun lakabı nedir? Mihmandar-ı Resul'dür. Mihmandar-ı Resul Ebu Eyyub el Ensari Halid bin Zeyd, bakın hep aynı kişi, Peygamber Efendimiz onun evinde misafir olarak kalmıştır. 90 yaşında İstanbul'un fethine katılmış, Emeviler dönemi Eyyub'de şehit düşmüştür diyoruz. Ebu Eyyub el Ensari'yi bilmeniz açısından, genel kültür açısından bunları söyledim. Yesrib'de Medine'nin adı fesat anlamı vardı. Sürekli Yahudiler burada savaş yaptığı için böyle denmiş buraya. Peygamber Efendimiz sonradan buraya Tabe, güzel anlamında Tabe diyecek. Muhacir ve Ensar kardeşliği yapılacak. Biliyorsunuz ki belki Medine'deki en önemli adım budur. Muhacir ve Ensar kardeşliği, yani muahattır. Muhacir ile Ensar'ı kardeş yapıyor ki gelen muhacirler daha çabuk bir şekilde oraya alışsınlar. Böylece bir kardeşlik antlaşması olsun diye. Muahatla alakalı çok güzel sorular gelmişti. Bu yüzden burayla alakalı da birkaç güzel yorum söylemek istiyorum. İlki nerede yapılmıştır muahatın, yani kardeşleşmenin? İlki Mekke'de hürler ile azatlı köleler arasında yapılmış. İlki Mekke'de hürler ile azatlı köleler arasında yapılmıştır. Lütfen bunu bilelim. Şıklarda karşımıza gelmişti. Aynı zamanda kaynakta şöyle bir cümle gördüm söylediğim kitapta. Cahiliye döneminde hilf anlaşma vardı. Hilf anlaşmanın yerine İslam kardeşliği geçmiştir diye. Yani hilfin bir karşılığı olmuş günümüzdeki, o zamanki diyelim. Hilfin karşılığı İslam kardeşliği, muahat olmuş. İlki ise Mekke'deki hürlerle azatlı köleler arasında yapılmış diyoruz. Peki kimler kimlerle kardeş oldu? Çok önemli bilinen isimleri söyleyelim, ünlü isimleri. Hazreti Ebubekir ile Harice bin Zeyd, Hazreti Osman ile Evs bin Sabit, Ubeyde bin Cerrah ile Sa'd bin Muaz, Musab bin Umeyr ile Halid bin Zeyd kardeş olmuşlardır diyoruz. Muahat ile kardeşleşme olmuştur aralarında. Medine'de doğan ilk çocuk Esma ve Zübeyir bin Avvam'ın oğlu Abdullah bin Zübeyir'dir. Hicretten bir ay sonra iki rekatlık farz namazlar 4'e çıkartılacak. Bakın tam bir ay sonra olmuş. Çok kısa bir zaman sonra. Zaten birazdan söyleyeceğim nelerin olduğunu Medine'de. Ama burada da vurgulamak istedim. Medine belgesine bakalım şimdi hep beraber. Yeni bir toplum oluşturmak için Peygamber Efendimiz Medine belgesini oluşturuyor. Diğer ismi Muvadea'dır. Enes bin Malik'in evinde toplantı gerçekleştiriliyor. Peki kimler Medine belgesine katılıyor? Müslüman Araplar, putperest Araplar, Yahudiler, birçok kişi katılmıştır Medine belgesine. Medine'de yeni bir toplum, düzenli bir toplum kurmak için anlaşmalardır. Peki burada alınan kararlara hep beraber bakalım. Hazreti Muhammed Medine'nin başkanıdır. Dinlerinizde serbestsiniz demiş Peygamber Efendimiz. Yani dinlerinizi özgürce yaşayabilirsiniz. Cinayet işlenmeyecek, bozgunculuk yapılmayacak. Anlaşmazlıklar Allah Resulüne gönderilecek. Daha birçok karar vardır ama en önemlilerini yazmak istedim. Hazreti Peygamber ve Müslümanlar riayet etmişler. Yahudilerin hileleri, vefasızlıkları sonucu Hendek Savaşı sonrası Kurayza oğullarının çıkartılması ile yürürlükten kaldırılmıştır. Zaten birazdan bahsedeceğiz. Tek tek Yahudi kabileler ve vefasızlık gösterecek, bu belgeye ihanet edecekler ve Yahudi kabileler tek tek çıkarılacak. Medine belgesi ise gördüğünüz üzere Hendek Savaşı sonrası kalkmış olacak Kurayza oğullarının çıkmasıyla. Medine belgesi burada yeni bir toplum oluşturmak için yazılan belgeydi dedik. Mescid-i Nebevi'ye bakalım. Yine Medine'de bizim için önemli bir husustur. Arka kısmına Suffe inşa ettiriliyor. Suffe biliyorsunuz ki bir okul niteliğindeydi. Burada genç öğrenciler vardı. Okul niteliğinde okumaya yazma faaliyetleri, ezber faaliyetleri vesaire yürütülüyordu. Peygamber Efendimizin hanımlarının odaları vardı. Hucurat diyoruz bu kısımlara. Zaten Hucurat suresinden de aklımıza gelsin. İbadet görevi vardı. Askeri işler, hapishane, hastane, elçiler sütunu, yani üstüvane, türbüfut gibi daha birçok fonksiyonu vardı. Yine tabii ki en önemlileri yazdık.
Ezana bakalım şimdi hep beraber. İlk başlarda hicretin birinci ya da ikinci yılı ezanın geldiği, belirlendiği söyleniyor. İlk başlarda namaz, namaz diye çağırıyorlardı. Es-salah, es-salah diye. Ama tabii ki bu yeterli olmayacak. Abdullah bin Zeyd bin Salebe rüyasında görecek. Başka sahabeler biz de gördük diyecekler ezanı. Aynı kelimelerle, aynı cümlelerle. Peygamber Efendimiz ise bu sadık bir rüyadır diyecek. Ve ezan bizim için belirlenmiş olacak. Kıble değişimine bakalım. Şimdi Yahudiler diyorlardı ki kıblemiz hak ise dinimiz de haktır diyorlardı. Mescid-i Aksa'dan kıble Kabe'ye çevrilmiştir. Beni Seleme Mescidi diyoruz. Burada çevrildiği yere Peygamber Efendimiz o an neredeydi? Beni Seleme Mescidi'ndeydi. Bakara 144 Peygamber Efendimiz namazda iken gelmiştir. Peygamber Efendimiz namazda iken kıble değişimi olan ayet gelince Peygamber Efendimiz yönünü namazda çevirecek. Namazda çevirdiği için ise 45 derece açıyla namazın bozulmaması kararı işte buradan geliyor. 45 derece kıbleden sapmalar bizim için namazı bozmayacak. Peki bu 45 derece açı olayı nereden geliyormuş? Peygamber Efendimiz namazda iken gelmesiyle ayetin bizim için 45 derece olayı da buradan geliyormuş. Tamamen bağlantı kurabilmeniz için bunları söylüyorum. Peygamber Efendimiz o arada Beni Seleme Mescidindeydi. Kıble değişimi de böyle meydana gelmiştir. Medine'de olan diğer faaliyetlere, olaylara bakalım şimdi. Nüfus sayımı yapılmıştır. Müslümanlar 1500 kişiymiş. Kab bin Malik saymış. Askeri amaçlı olarak sayılmış. Askeri amaçlı bir sayımdır bu. Hatta kadınların sayılmadığı vesaire de söyleniyor. Ama biz 1500 olarak bilmeliyiz. Sayı bizim için çok önemli değil. Sadece nüfus sayımının askeri amaçlı olarak yapıldığını bilmemiz yeterlidir inşallah. Cuma namazı hicretin birinci yılı farz kılınmıştır. 4 rekat diyoruz. Hicretin birinci ayı. Zaten biraz önce söyledim. Hicretten bir ay sonra 2 rekatlık farz namazlar 4'e çıkartıldı dedik. 4 rekat oldu. Hicret zamanı 5 vakitti ama 2 rekattı. 4 rekata çıkartılmıştır diyoruz. Sonra ise Ramazan orucu diyeceğiz. Hicretin ikinci yılı Şaban ayı farz kılınacak. Bakara 183-185'te ne geçiyor? Oruç sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılınmıştır şeklinde geçiyor. Gördüğünüz üzere zaten ayeti de verdik. Fıtır sadakası hükümleri Ramazan bayramı öncesi gelmiştir. Bayram namazı Peygamber Efendimiz Şevval ayında bayram namazı kıldırmıştır. Zekat ise hicretin ikinci yılı Ramazan sonrası gelecek. Sonradan farz olacak. Hac ise hicretin 9. yılı. Haccın bakın ne kadar geç olduğunu görüyoruz. Hep birinci ay, birinci yıl, ikinci yıl dedik. Hac hicretin 9. yılı diyeceğiz. Ve şunu bilmenizi istiyorum. Fıtır sadakasının zekattan önce olduğunu görüyoruz kronolojik açıdan. Bazen kronoloji bizim için önemli oluyor. Burada vurgulamak, söylemek istedim. Medine geldikten bir ay sonra ise 2 rekatlık farz namazlar 4'e çıkarılmıştı. En ilk olan olayın faaliyetinde o olduğunu görüyoruz. Böylece devam edelim. Bedir öncesi Seriye ve gazvelerimize bakalım hep beraber. Bedir öncesi Seriyeler diyoruz ilk başta. Seriye Peygamber Efendimizin katılmadığı savaşlardı. Gazve ise onun katıldıkları olacak. Bedir öncekilerini ele alıyoruz şimdi. Bedir öncesi Seriyelere bakarsak ilk başta Siful Bahr diyoruz. Kureyş kervanıyla İs mevkiinde gerçekleşmişti. Ramazan ayında Mecid el Cüheni ile gerçekleşecek. Bizim buradaki komutanımız ise Hazreti Hamza'ydı diyoruz. Çok fazla bizim için içeriği önemli olmayabilir ama yine de maddeleri vermek istedim. Ne olur ne olmaz diye. Siz hangileri Bedir öncesi, hangileri Bedir sonrası, hangileri Seriye, hangileri Gazve lütfen bunları bilin. Zaten şöyle birkaç kere söylediğimizde Siful Bahr, Rabi Harrar, Batn-ı Nahle diye aklımıza geliyor. Aklımızda kalıyor. Zaten daha senenin başı, inşallah daha ezberlemek için, öğrenmek için çok vaktiniz var diye düşünüyorum. Rabi'ye baktığımızda komutan Ubeyde bin Haris'ti. İlk ok atışını Sad bin Ebi Vakkas gerçekleştirdi. Şevval ayında. Zaten bakın ne dedim? Birer arayla oluyor hepsi. Bir ay sonra o, bir ay sonra o şeklinde hep olmuşlar. Birer ay arayla. Şu kenarına çarpı koyduklarım ise çarpışma gerçekleşmedi anlamına geliyor. Yani gitmişler ama bir çarpışma vesaire olmamış. Sadece Batn-ı Nahle'de olacak. Zaten bahsedeceğiz. Batn-ı Nahle çıkmış soru. Bu yıl geldi hem de Batn-ı Nahle sorusu. Geçen yıl çok üzerinde durduk. Allah'a çok şükür geldi ve öğretmenlerimiz yaptılar o soruyu. Rabi'de komutan Ubeyde bin Haris dedik. İlk ok atışı Sa'd bin Ebi Vakkas Şevval ayı dedim. Ben burayı şöyle kodlatıyorum genelde. Sa'd bin Ebi Vakkas Rabi'de öyle bir ok atmış ki Harrar'da komutan olacak. Öyle bir ok attı ki Harrar'ın komutanı oldu. Bir sonraki Seriye'nin komutanı oldu.
oldu diyorum hep. Komutan Sad bin Ebi Vakkas burada. Kervan bir gün önce geçmişti. O yüzden de çarpışma vesaire olmadı. Zilkade ayında oluyor. Siful Bah Rabi Harrar şeklinde böyle ezbere bilsek Allah'ın izniyle yeterlidir diye düşünüyorum. İçeriklerinin çok önemli olduğunu düşünmüyoruz. Buradaki en önemlisi Batn-ı Nahle'ydi. Zaten dediğim gibi bu yıl soru olarak geldi karşımıza. Komutan Abdullah bin Cahş'tı. Haram aylarda gerçekleşmişti. Recep ayının son günü. Peygamber Efendimiz onları müşrikler ne yapacaklar diye müşriklerin kontrolüne aslında göndermişti. Yani onların kervanı ne yapacak diye kontrole göndermişti. Ve o sırada Abdullah bin Cahş'a bir mektup verecek. Diyecek ki onların kervanına bak, onların kervanı ne yapacak diyecek Abdullah bin Cahş'a. Yani savaşmalarını söylemiyor. Tam tersi Peygamber Efendimizin verdiği mektupta, Abdullah bin Cahş'a verdiği mektupta diyorlar ki bazı rivayetlerde, bazı kitaplarda kimseyi öldürmeyin yazıyormuş. İşte bazı uyarılar yer alıyormuş savaşmamasıyla vesaire alakalı. Tabii ki o mektupla alakalı farklı farklı rivayetler var. Zaten mektubu açmayı unutmuşlar sonradan. Peygamber Efendimiz bir gece vakti Abdullah bin Cahş'ı yanına çağırıyor ve diyor ki gidin onların kervanlarını kontrol edin, kervanlarına bakın ne yapıyorlar, nereye gidiyorlar gibi söylüyor. Abdullah bin Cahş yanındaki kişilerle gidiyor ve mektubu alıyor Peygamber Efendimiz'den. Peygamber Efendimiz diyor ki 2 gün sonra sana verdiğim bu mektubu açın, ama mektubu açmayı unutuyorlar. Sonra Batn-ı Nahle'ye geldiklerinde, bakın şuradan göstereyim size, birazcık aşağı indireyim. Böyle olunca daha mantıklı oluyor. Batn-ı Nahle'ye geldiklerinde Abdullah bin Cahş bakın burada dağın kenarında. Diğer tarafta ise Amr bin Hadrami ve yanında 3 kişi var. Abdullah bin Cahş onları gördüklerinde diyor ki beni öldürecekler diyor korkusundan. Gerçekten kendinin öldürüleceğini düşünüyor. Ve Amr bin Hadrami'yi öldürüyor. Ben zaten gözlere çarpı koyduysam İslam hukukunda da göreceksiniz. Öldü demektir. Amr bin Hadrami'yi öldürüyor. 2 kişiyi esir alıyorlar. 1 kişi ise kaçıyor. İkisi de o bana saldıracak diye düşünmüştür. Amr bin Hadrami de Abdullah bin Cahş da 2 kişi esir alındı, 1 kişi kaçtı. Amr bin Hadrami öldürüldü. Sonra çevresindekiler ne dediler? Haram aylarda insan öldürüyorlar. Biliyorsunuz ki cahiliye döneminden itibaren haram aylarda asla savaş yapılmazdı. Buna önem veriyorlardı. Haram aylarda insan öldürüyorlar diye ortalığı velveleye verecekler ve Bakara 217 inecek. Bakara 217'de ne diyor? Haram aylarda savaşmak elbet günahtır. Ancak Allah'ı inkar etmek ve fitne çıkarmak daha büyük günahtır diyecek. Gördüğünüz üzere zaten bu yılın çıkmış sorusu çok güzel bir soruydu. Ayet, olay bağlantılarını her zaman bileceğiz. Birazdan önümüze bir sürü ayet, olay bağlantısı gelecek ve hepsi soru değeri taşıyacak bizim için. Haram aylarda savaşmak elbet günahtır. Ancak Allah'ı inkar etmek ve fitne çıkartmak daha büyük günahtır. Bizim için Batn-ı Nahle'ydi. Buradan ganimetler vesaire almışlardır. Esir olarak yanlarında 2 kişiyi getirmişlerdir. Ama Peygamber Efendimiz haram aylarda savaştıkları için ilk başta onlara kızacak ve ganimetten ilk başta hiçbir şey almayacak. Daha sonra ayet indikten sonra ganimetten bazı şeyleri alacak. Böylece Bedir öncesi seriyeleri bitirmiş olduk. Bedir öncesi gazvelerimize bakalım. Şimdi seriyelere baktık. Siful Bah, Rabi, Harrar, Batn-ı Nahle dedik. Şimdi gazvelere bakalım. Gazvelerde de yine çok çok önemli soru değeri taşıyan olduğunu düşünmüyorum buradan. Ama yine de ismen bilmemiz gerekiyor. Ne olur ne olmaz diye. Gazvelere bakarsak Ebva. Peygamber Efendimizin ilk askeri seferi Veddan'da gerçekleşmiştir. Sadece Ebva'yı şu açıdan bence bilin. Peygamber Efendimizin ilk askeri seferi olması önemli. Peygamber Efendimizin ilk askeri seferi nedir dediğimde direkt olarak Bedir cevabı alıyorum genel olarak öğretmenlerimizden, ama Ebva'dır, aman aman dikkat edin diyorum. Buvat diyoruz ikincisine. Üçüncüsü Bedrul Ula, birinci Bedir, Safevan gazvesi, diğer isimleri. Zülüşeyre Müdlic oğulları ile sulh yapılmıştır Zülüşeyre'de. Ebva, Buvat, Bedrul Ula, Zülüşeyre bizim için gazvelerdi. Bedir öncesi gazvelerimizdi. Ebva, Buvat, Bedrul Ula, Zülüşeyre. Bence gece yatmadan önce bunları sesli bir şekilde söyleyin. Seriyeleri de gazveleri de inşallah ezberlersiniz, öğrenirsiniz diye düşünüyorum. Videoyu burada bence noktalayalım. Çünkü daha fazla uzatırsak video çok çok uzun olacak. İkinci videoya Bedir ile başlarız. Böylece Siyer videosunun ilk videosunu da bitirmiş olduk. İkinci videoda Bedir Savaşı ile devam edeceğiz. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda Bedir Savaşı ile görüşmek üzere. Necm 39'la videomuzu bitirelim. Şüphesiz insana ancak çalıştığının karşılığı vardır.